Merhabalar dostlar. Şimdi yine 3. bölümün 13 numaralı köşe taşını çözeceğiz. Bu videomuzda da 13, 14 diye devam edeceğiz bakalım. 4 tane köşe taşı çözüyoruz. Odaklanmamızı bir ayarlayalım. Evet, bu köşe taşında biraz da üçgende açılardan faydalanmamızı istemiş. Bu tarz sorularımız da var. Yine her soru bankasında göreceğiz bunları. Şimdi üçgende açıda şunu öğrendik biz dostlar. Dedik ki bir üçgenin iki iç açıortayının arasındaki açı, şu açı yani, şu formülle bulunur. 90 artı 3. açının yarısı, yani A'nın yarısı diye bulunur dedik ki bunun bize burada faydası şudur. Yani bu iki açıortayın arasındaki şu kırmızı açı her halükarda A kaç olursa olsun 90'dan büyük demektir ki demek ki biz bu açıyı geniş açı yani büyüktür 90 olarak kabul edebiliriz artık. Peki 90'dan büyük olması ne demek oluyordu dostum? Tam 90 olsaydı ne yapıyorduk? 5, 12'den 13 diyecektik buraya ama 90'dan büyük dediği için ben de 13'ten büyük kabul edeceğim x'i. X 13'ten büyüktür. Ha, neyden küçüktü? Üçgen eşitsizliği kuralı. Diğer iki kenarın toplamı yani 5 ile 12'nin toplamı 17'den de küçüktür dedik. BC'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri 13'ten büyük dediğimiz için 14'tür. Yapıştır gelsin. Evet, ikinci sorudayız. O noktası ABC üçgenin iç teğet çemberinin merkezi. Bakın aynı soru. Demek ki artık ben direkt şuradaki açının 90 dereceden büyük olduğunu her türlü biliyorum. Peki madem ki 90 dereceden büyük, o halde tam 90 olsaydı 7'nin karesi eşit olurdu. Şu OC'ye x diyeyim önce. 7'nin karesi eşit olurdu. X kare artı 4'ün karesine. Ama büyük dediği için eşit olmaz, büyük olur arkadaşım. O halde düzenleyelim. 49 büyüktür. X kare artı 16. 16'yı bu tarafa atarsak 33 büyüktür x kare. Yani x kare küçüktür 33. Hatta x küçüktür kök 33 dedik dostlarım. X kök 33'ten küçük. Şimdi köklü bir sayıda ne yapıyorduk? 33 dediğim sayı 36 ile 25'in arasında. Yani dışarıya çıkan 25 ile 36'nın arasında. 25 olsaydı dışarıya 5, 36 olsaydı dışarıya 6 diye çıkardı. İkisinin arasında olduğu için dışarıya çıkacağı değer de 5 ile 6'nın arasında. Yani şuraya yazayım. X o halde küçüktür. 5 ile 6'nın arasında bir sayı. 5 nokta bir şey. 5,1 de ona. Çok önemli değil bundan sonrası. 5,2, 5,3 de diyebilirsin. Demek ki x 5 nokta bir şeyden küçük. Peki neyden büyük öğretmenim? 7'den 4'ü çıkartınca farklarından da büyük olacaktı. Yani 7'den 4'ü çıkar, 3'ten de büyük. 3'ten büyük 5,1'den küçük 4 olur. Bir de 5 olur arkadaşım. 2 tane değeri vardır. Cevap Bursa'dan geldi. Üçüncü soru bakın yine üçgende açıda öğrendiğimiz D noktası dış teğet çemberin merkezi. Neydi bu dış teğet çemberin merkezi? İki tane dış açıortayın kesim noktasıydı. Demek ki CD ile AD dış açıortay. Peki bu iki dış açıortayın arasındaki açıyı ben nasıl buluyordum şu açıyı dostum? 90 eksi kullanmadığımın yani B'nin yarısı demiştim size. Üçgende açı köşe taşlarına bakarsanız hatırlarsınız bu formülümüzde. Demek ki şunu söylüyor. Buradaki o kırmızı açı yani denizli açısı 90'dan bir şey çıkartılınca buluyor. Yani %100 90'dan küçük bir açıdır. Şuradaki açımız küçüktür. 90 diyebilirim. AC'yi soruyor bize. Hadi x'in aralığını bulalım o halde. Diyeceksin ki 90 derece olsaydı biz x'i nasıl bulacaktık? X kare eşittir. Bir 5'in karesi bir de 7'nin karesi diyecektik. Ama küçük dediği için ben de küçük diyorum buraya. O halde x kare küçüktür. 69, 74 mi yapıyor dostlar? 74, evet. X küçüktür. Kök 74 oldu. Şimdi 74, 81'den küçük, 64'ten büyük. O halde dışarıya çıkacağı sayı 8 ile 9 aralığında bir sayıdır. Yani 8 nokta bir şey diyebiliriz. Hemen yazıyorum. X küçüktür.
8 nokta bir şey. Hadi 8.2 seçelim. Peki neyden büyüktür x? X dediğimiz sayı diğer ikisinin farkı, yani 7 ile 5'in farkı 2'den de büyüktür. Yani bize zaten en büyük değerini soruyormuş dostlar. 8.2'den daha küçük olan sayıları alacaksın ama bunların içinden en büyüğünü seçeceksin, yani 8'i. Cevap Bursa'dan geldi. Evet, 4 numaraya bakalım. CD ve BD ABC üçgeninin iç ve dış açıortaylarıdır. Bir içle bir dış açıortayın kesiştiği noktaya biz yine 3. soruda olduğu gibi dış teğet çemberin merkezi diyoruz ve hatta ve hatta 3. dış açıortay da buradan geçer demiştik. Sonra ADC şuradaki açıortayın açımız 45 dereceden küçükmüş. Küçük 45. Peki bu açı bir dışla bir için arasındaki açıydı. Üçüncü üçgenin üçüncü açısının yarısıydı burası. Yarısı 45'ten küçükse kendisi de 90'dan küçüktür diyebilirim. Buradan Bursa'nın 90'dan küçük olduğunu bulduk. Peki Bursa 90'dan küçükse hemen AC için Pisagor yapalım. O halde x kare küçüktür. Bir AB'nin yani 5'in karesi 25. Bir de BC'nin 9'un karesi 81. O halde x kare küçüktür 106'dan. Yani x küçüktür. Şöyle küçüktür yapalım. Kök 106'da. Kök 106'da 100 ile 121'in aralığında, demek ki 10 ile 11 aralığında bir sayı olarak dışarıya çıkacak. Yani ne çıkabilir? 10 ile 11 aralığında 10 nokta bir şey. Demek ki x küçükmüş 10 nokta bir şeyden. Peki bize neyi soruyor? En büyük değerini. 10 nokta bir şey. Mesela 10.1, 10.2. Bunlardan daha küçük olan sayılar 10, 9, 8 diye gidiyor. En büyüklerini soruyor. Tabii ki cevap 10'dur. Yapıştır gelsin. Evet, 13 numarayı gömdük. 14 numaranın birinci sorusuna bakalım hemen. Çevrel çemberle ilgili bir soru arkadaşlarım. Bunu üçgende merkezler konu anlatımında bulabilirsiniz, bununla ilgili videolarımızı. İyice öğrenirsiniz bu konuyu. Şimdi çevrel çemberin merkezi üçgenin iç bölgesindedir diyor. Üçgenin iç bölgesindeyse çevrel çemberin merkezi, bu üçgen dar açılı bir üçgendir. Yani bütün açıları 90 dereceden küçüktür canım kardeşim. O yüzden sen burada hemen şu tepedeki A açısı var ya, buna küçüktür 90 diyebilirsin. Peki 90'dan küçükken ne yapıyordum? Önce 90'a eşittir kabul edip Pisagor yapıyorum. X kare eşit olur. Bir 5'in karesi 25, bir de 2'nin karesi 4 dersin. Ama küçük dediğim için ben bu eşittir'i değil küçüktür'ü alıyorum. Peki bu durumda x kare küçüktür 29. X küçüktür kök 29. Şimdi 29, 25 ile 36 arasında, yani dışarıya 5 ile 6 arasında bir sayı olarak çıkacak. 5 nokta bir şey. X küçüktür 5.2 diyelim biz ona. Peki neyden büyüktür bu x? Üçgen eşitsizliği yapıyorum. Farklarından büyüktür. Yani 5 ile 2'nin farkı 3'ten de büyük olacak. X'in alabileceği değerler bir 4 olur, bir de 5 olur. Toplamlarını soruyor bize. X'in alabileceği değerlerin toplamı 4 ile 5'in toplamı da 9 yaptı diyebiliriz dostlarım. Ama cevaba bakıyorum, Bursa diyor. 4'ü neden alamaz acaba? Bir de onu kontrol edelim. 5.2'den küçük olacak. Eyvallah. He, tabii ki. Tabii ki kardeşim. Neden alamaz? Çünkü bütün açıları 90 dereceden küçük. Biz bir de şunu denemeliyiz. Şuradaki açıyı da mesela 90'dan küçük kabul etmeliyiz. Küçüktür 90. Bir Pisagor da buradan çakacağım. Sonra şu açıyı da, hadi bunu yapmazsın çünkü 2 daha küçük de, şu açıyı da 90'dan küçük kabul edeceksin. Yani 5'ten de küçük olduğunu bulacaksın sen bunun. Şey pardon, 4'ten de büyük olduğunu bulacaksın. O halde cevap bir tek 5 geliyor. Ben şimdi çok uzatmamak için açıklayarak söylüyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Bütün açıları 90 dereceden küçük. Yani bütün açıları dar açı. Şimdi bunu yaptık biz, dar açı. 90'dan küçük tamam yaptık da orada şu aralığı bulduk. Bir de bunu da yapmak zorundayız dostlarım. C açısını da, hatta aslında B açısını da yapmak zorundasın ama şu zaten gözüküyor. 2 5'ten küçük ya. En küçük kenar için yapmana gerek yok. Yani bir en büyük kenar, bilmediğin kenar daha doğrusu, bir de büyük kenar için yapsan Pisagor bağıntısını yetiyor sana. Hadi biz geçelim ikinci soruya. ABC üçgeninin
Çevrel çemberinin merkezi ABC üçgenin dışında. He, dışındaysa bu bir tane açısı 90 dereceden büyük demektir. Geniş açılı bir üçgendir bu. Peki hangi açısı 90 dereceden büyük? O da dış teğet çemberin çevrel çemberin merkezi hangi açının kapsamındaysa göz ne diyelim ona görme açısı içerisindeyse o açı 90 dereceden büyük yani geniş açı. Şimdi burada ne diyor bakın? ACB açısının iç bölgesinde ACB şimdi ACB açısı şurası. Bu açı dediğiniz zaman şöyle kalemleri koyayım buraya arkadaşlarım. Şundan bahsediyor. Bu açımız bu. Bu açının iç bölgesindeymiş. Yani şuralarda bir yerde arkadaşlarım. Nerede olduğunu bilmiyoruz ama demek ki bu açı geniş açıymış. Yani şurası büyüktür 90 diyebilirsiniz artık. Şimdi artık 90'dan büyük olduğunda ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz canım kardeşim. Hemen ne diyeceğiz? 7'nin karesi 49 büyüktür x kare artı 4'ün karesi 16. 16'yı bu tarafa at. 33 büyüktür x kare. Yani x küçüktür kök 33. O da 36 ile 25 aralığındaydı. Yani 6 ile 5 ile 6 arasında çıkacak. Demek ki x küçükmüş 5.2 diyebiliriz biz ona. Peki neyden büyüktür? 3'ten de büyüktür dedik. X en çok kaç olabilir diye soruyor. 5.2'den küçük olacak. En çok 5 olabilir. Adana'yı yapıştırdım hemen. Evet 3. sorumuz. Çevrel çemberinin merkezi AC kenarının üzerindedir. Merkez şuralarda bir yerdeyse dostum çap bu AC olur ki çapı gören çevre açı da 90 derece olacağı için onu gören açı kesinlikle 90 derecedir. Hemen B'nin 90 derece olduğunu söyledik. Peki tam merkez burası olsun. 90 derecenin karşısındaki kenar her zaman en büyük kenardır dostum. Demek ki BC'yi soruyor ya. BC dediğim kenar kesinlikle 6'dan küçük bir kenar. Bunu biliyorsun. Ne olabilir? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bunların hepsi olabilir. 0 olamaz tabii ki. O zaman üçgen olmaz zaten. Buna göre tam sayı değerlerinin toplamı nedir? 9, 3 daha 12, 2 daha ne yapıyor bu durumda? 2 daha 12, 14, 1 daha 15 yaptı. Cevap Denizli'den geldi. 4. sorumuz. ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi O noktasıdır. Tamam. Çevrel çemberinin merkezi O noktasıysa bakın tam bir kenarın üstündeyse neydi? O kenarın karşısındaki açı 90 derece. Burası 90. Hatta 6, 8, 10 üçgeni, burası 5, burası 5. Muhteşem üçlümüz vardı, bu da 5. Bize de neyi soruyor? AK ile KC toplamını soruyor. Şimdi şu üçgene odaklanacaksınız. Şimdi burada bir özellik var. Eminim ilerleyen, hatta ne demiş? 18. köşe taşında bakın bu özelliği öğrenecekmişiz. Biz şimdiden bir duyalım. Şimdi bir üçgenin içindeki bir noktadan şöyle iki köşeye doğrular çizildiyse... Bu iki doğrunun toplamı şuna eşit. Yani yazayım şuraya. AK ile KC'nin toplamı şöyle bir aralığın içindedir. Tam karşısındaki kenarın uzunluğundan büyüktür. Her zaman 8'den. Diğer iki kenarın toplamından da küçüktür. Yani 10'dan da küçük. 8 ile 10 aralığında bir tane 9 değeri var. Başka da değer yok. O yüzden bir tane değer alır. Cevap Adana'dan çıkar diyebilirsiniz. Evet çevirdik 15 numaralı köşe taşımıza geldik. Birinci sorumuz. Aa ne var burada? Ya bu direkt üçgende uzunluk sorusu. He şimdi anladım. Dostlar olay şu. Burada kosinüs teoremini hatırlamanızı istiyor. Kosinüs teoremini. Çünkü demek ki birkaç köşe taşı sonra bir de şöyle açılarımız gelecek. Hani biz 90 dereceden büyük, 90 dereceden küçük dediği zaman Pisagor yapıyoruz ya. Şimdi bu 90'ın dışında 60 dereceden büyük, 45'ten küçük, 120'den büyük gibi 60, 45, 120, işte 135, 150 derece gibi, 30 derece gibi açıları verdiğinde tabii ki mecbur Pisagor yapamayacaksın. Kosinüs teoreminden eşitsizlik bulacağız. O yüzden bize burada kosinüs teoremini hatırlamamızı istemiş. Ama ben bu soruların hepsini kosinüsten çözmeyeyim. Hele ki ilk iki soru kosinüsten hiç uğraşmayalım. Onları direkt normal dik üçgen konusunun içerisinde de çözeceğiz. Şunu öğreteceğim size dik üçgene geldim mi? 45'i görünce karşısına dikliği yapıştır. Hemen A'dan aşağıya dikliğimizi bir indirelim. Diyelim ki 90'ın karşısı 8 kök 2 ise 45'lerin karşısı 8. Şuraya da 2 kalacak. Bak 2 var 8 var. Biri diğerinin 4 katıysa küçüğünün kök 17 katı olur diyeceğim. 2 kök 17'den bulacağız bunu.
kosinüs teoremiyle uğraştırmayacağız yani sizi bu sorularda. Direkt uzunluğu bulma sorularında bunlarla muhatap olmayacaksın. Bakın burada da 30 derece var. Yine aynı muhabbeti yapacağız aslında. Şuradan aşağı bir diklik indirelim yine 30'un karşısına. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5. 60'ın karşısı da köküç katıdır 30'un karşısındakinin. 5 köküç burası. Şimdi şuradan da bir Pisagor çakalım. 2 kök 13'ün karesi 52'dir. Eşittir. 5'in karesi 25 artı şuraya k dersen k kare. 25'i buraya attım. 27 eşittir k kare. Neyin karesi 27'dir? 3 kök 3'ün. Demek ki 3 kök 3 ile 5 kök 3'ün toplamı 8 kök 3 yaptı. Şimdi geldik 3. soruya. Şimdi burada da normalde yine 120'nin hemen dış açısı 60 derecedir. 60'ın karşısına diklik indirilerek çözülür bu soru aslında ama ya da direkt çözelim ya, niye uğraşıyorsak. Şöyle 120'yi gösterelim, uzatalım. 60 derece. 60'ın karşısına diklik indirelim. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı yarısıdır 6. 60'ın karşısı da kök 3 katıdır 6 kök 3. Sonra şu büyük dik üçgende de Pisagor yapacağım. 4 kök 19'un karesi, yani 16 çarpı 19'dur bu. Eşittir. 6 kök 3'ün karesi 108 artı şuranın tamamına k diyeyim ben arkadaşlarım. K'nın karesi. Böyle yazalım. Şimdi 16 ile 19'un çarpımı. Mecbur çarpacağız bunu tabii ki. Bu 36 ile 3'ün çarpımı. Yok, mecbur çarpacağız. Çarpacağız. Başka çaremiz yok. 16 ile 19'u çarpalım. 6 kere 9 54. 6 kere 9 54. Elde var 5. 9. 5 daha 14. 1 kere 6 6. 1 kere 1 1. 6 0 4 0 2 304 yaptı. 304'müş burası. 108'i çıkartalım hemen 304'ten. 108'i çıkartalım. 14'ten 8 çıktı 6. 9 aşağı düştü. 2'den 1 çıktı 1. 196. Yani k kare eşittir 196 oldu. Neyin karesi 196? 14'ün. Demek ki k 14. 6 idi burası. Buraya da 8 kaldı. Cevap Adana'dan geldi dedik. Şimdi 4. soruda da artık hani hadi ilk 3'ünde yapmadın kosinüs teoremini de diyor adam. Seve seve yapacaksın diyor burada kardeşim kosinüs teoremini. Evet, şimdi burada da hem bir kosinüs teoremini de hatırlamış oluruz böylelikle formülünü. Şimdi şu açıya biz bir alfa diyelim. Bakın üstteki küçük üçgende, şu küçücük üçgende kosinüs teoremini hatırlıyorum. Olay şuydu. Açının karşısındaki kenarın karesi eşittir. Yani 5'in karesi eşittir 25. Eşittir. Diğer iki kenarın kareleri toplamı 36 artı 16. Eksi diğer iki kenarın çarpımının iki katı, yani 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı aradaki açının kosinüsü, kosinüs alfa. Şimdi buradan kosinüs alfayı biz bir bulalım hemen. Bir toparlayalım şurayı. 36 16 daha 52 yapar. 52 bu tarafa gelirse eksi 52 olur. 25 eksi 52'den eksi 27 gelir burası. Şurası da eksi 2 ile 4'ün çarpımı var. Bir de 6'yı çarpacağız. 24 eksi 48 de burası gelir. Çarpı bir de kos alfa var. Eksi 48'i bölü olarak atarsak kos alfa eşittir. Eksi 27 bölü eksi 48. Yani eksi bölü eksiden artı oldu bir kere. 27 bölü 48. Hatta 3'e bölelim kos alfa. 3'e böl 9, 3'e böl 16. Tamam. İşte üstteki üçgenden kosinüs alfayı bulduk. Şimdi bir de kocaman üçgen var ya, ABC üçgeni. Bak onu da aşağıda yapayım. Oradan da alfaya göre kosinüs teoremi yapıyorum. Karşısındaki kenar x. O zaman x'in karesi eşittir. Diğer iki kenarın kareleri toplamı 8'in karesi 64 artı 12'nin karesi 144. Eksi 2 çarpı diğer iki kenarın çarpımı, yani 8 çarpı 12 çarpı aradaki açının kosinüsü. Alfadır aradaki açı. Kosinüsü de 9 bölü 16'dır dedim. Bak 8 ile 2'nin çarpımı da 16. Şu 16'yı götürsün. 9 ile 12'nin çarpımı ne yaptı? 90, 108. Hemen şöyle oldu. Bakın şuraya bir daha toparlayayım. X kare eşittir. 64 ne yaptı? 208 yaptı burası. Eksi buradan da 108 geldi. Yani 100 mü oldu? 208'den de 100 çıktı, 108 çıktı, 100 kaldı. X kare 100 ise x neyin karesi 100'dür? 10'un karesidir dedim. Bursa çıktı. Böylelikle kosinüs teoreminde bir hatırlamış olduk. Tabii biz bunu trigonometri konu anlatım videomuzda anlatmıştık zaten.
Bir daha bir hatırlamış olduk arkadaşlarım. Şimdi geldik 16 numaralı köşe taşına. Bakalım burada şimdi neler kullanacağız. Hala kosinüs teoremini öğretmeye devam ediyor amca sağ olsun. Hadi burada da yapalım şimdi biz kosinüs teoremini. Şuradaki açıya alfa diyelim. Tabii ki tam tersi de alfa olacak ve şurada kosinüs teoremini uygulayacağız hemen. Yapalım. X kare eşittir 15'in karesi 225 artı 8'in karesi 64 eksi 2 çarpı 15 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. İşte kosinüs alfayı da bu taraftan bulacağız. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Yani 6 bölü 10. Şimdi bunu toparlayalım. 5'e bölelim 2, 5'e bölelim 3. 2 ile de şu 2'yi sadeleştirelim. Bakın ne oldu şimdi şuradan devam ediyorum. X kare eşittir. 225 artı 64 eksi 6 kere 8 48. 48 ile de 3'ü çarparsam 24 elde var 2, 12, 14. 144 yaptı. X kare buna eşitmiş arkadaşlar. Toparlarsak burayı da ben direkt cevaptan söylüyorum. Şu işlemin sonucu 145 yapıyormuş. Demek ki X de kök 145 çıkıyormuş. Ben çok uzatmadım. Geldik 2 numaraya. X'i soruyor yine. Şu açının kosinüsünü yazalım biz. Bakın karşısında ne var? Büyük üçgenden bahsediyorum. X var. O halde X kare eşittir. Diğer iki kenar. 15 ile 8. O zaman 8'in karesi artı 15'in karesi de 225 eksi 2 çarpı diğer iki kenarın çarpımı yani 15 ile 8'in çarpımı bir de çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfayı da şu dik üçgenden yazalım. Komşusu 8, hipotenüsü 12, 8 bölü 12'dir dedim. Ve yine arkadaşlar ben çok uzatmayacağım. Buradan 129 çıkıyormuş toplama çıkartmayı siz yaparsınız. Kök 29'muş cevabımız. Evet 3 numaradayız dostum. Yine x'i soruyor. Şu açıya alfa diyelim. Bakın bu da ona eşitmiş alfa. Hadi şurada kosinüs teoremini yazıyorum ben. Diyorum ki x kare eşittir. Diğer iki kenarın kareleri toplamı 12'nin karesi 144. 10'un karesi 100 eksi 2 çarpı. Diğer iki kenarın çarpımı yani 12 ile 10'un çarpı bir de kosinüs alfa. Kosinüs alfayı da şu üçgenden komşusu 4 hipotenüsü 6 olduğu için 4 bölü 6 yazdım. Cevabımız Adana'dan geliyormuş. Ben çok uzatmadım. Evet dördüncü sorumuzdayız dostum. X'i soruyor bize. Demek ki biz şu üçgende kosinüs teoremini patlatacağız. Şurada. Tabi bunun için bize ne lazım? Şuradaki açıya alfa dersek kosinüsü lazım. Z harfini gördüm. Bakın paralellik olduğu için şurası da alfa. Şu üçgenden de kosinüs alfa 5 bölü 6 geliyor. Yazalım şimdi. Açının karşısındaki kenar x kare eşittir 4'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa 5 bölü 6 yani. Hadi bunun işlemleri kolay sonuca ulaştıralım. 6'lar gitsin. Demek ki x kare eşittir 16 artı 36 eksine geliyor buradan 4 kere 5 20 2 ile de çarparsam eksi 40 geliyor. 52 40 çıktı arkadaşım 12 kaldı. X kare eşittir 12 ise x eşittir kök 12 o da 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 olarak Bursa şıkkı olarak dışarıya çıktı. Evet dostlar 16'yı da gömdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Sağlıcakla kalın. İyi ders çalışın lan.